bizim ülkemizde bugünkü durumda bale olayı beni gerçekten çok mutlu etti. Bu gösterinin ağırlıklı kısmının bale oluşu beni gerçekten umutlandırdı belki de bir anlamda. Çok hoşuma gitti. Anne babaları zaten onlar için, onların yarınını düşünmekten onlar ayrıca yorgunlar. Ama çocuklar kendilerinin ne olacaklarını, yarının onlara ne getireceğini kestiremez durumdalar. Küçükleri geçtik, büyükler de böyle. Yani ana sınıfından ta ki üniversiteye kadar hiçbiri yarınından umutlu değil. Ama tabii umut hep vardır. Hep var olacaktır. Umutla yaşadık, umutla yaşıyoruz. Güzel günler yakında. Bir özel bale kursunu hazırlamış oldu. Bizim kadın derneğimiz de davet etti. Birlikte yapalım bu sene gösterilerimizi. Bir kadın derneğiyle paylaşmak istiyoruz dediler. Bizi seçmişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Son dönemlerde, son yıllarda oldukça artan sanata yönelik baskılar, gittikçe yok saymalar karşıladık. Böyle şeylerin devam etmesi, bu tür etkinliklerin, sanatın devam etmesine destek biz de elimizden geldiğince duyuruyoruz ailelere. Çocuklarını getirmeleri için onları da teşvik ediyoruz. Ve yapılması gereken şeyler, bütün sanat dalları için bu duyarlılığın gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Yıl sonu yaklaşıyor. Yarın çocuklar karne alacak. Siz de bir veli, bir kadın dayanışma derneğinin başkanı olarak hem kadınlara hem çocuklara ne söylemek istersiniz? Zorlu bir süreç aslında, eğitim sisteminde de bu yansıdı. Son dönemlerde zaten yaşananları hepimiz biliyoruz. Eğitimin içi iyice gittikçe boşaltıldı. Baskıcı bir eğitim söz konusu. Her şeye rağmen yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Gelecekte taleplerimiz daha farklı. Bunlar için hepimiz mücadele ediyoruz. Bütün velilere de bunu söylüyoruz. Daha bilimsel, çocukları aydınlıkçı bir eğitim olması için çaba sarf ediyoruz hepimiz. Her şey güzel olsun. Güzel olması için tabii demekle güzel olsun demekle olmayacak. O yüzden hepimizin, ailelerin, duyarlı insanların özellikle kenara çekilmek yerine çaba sarf etmek, konuşmak, tepkiyi gösterilmesi gereken yerde tepki göstermelerini, taleplerini iletmelerini, okullarda gerçekten bilimsel bir eğitim yapması, yoksa geri ülke gittikçe geri bir eğitime doğru gidiyor. Bunun önüne geçecek olan yine bizleriz, velileriz. Çocuklarımızı bu yönde geliştirmemiz gerekiyor. Merhaba, öncelikle çok güzel bir geceydi. Çok güzel bir gösteriydi. Emeğinize sağlık. İlk önce sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben Hülya Songür. 1974 yılında kursumu açtım. 50 yılı geçti. Her sene bu seyrettiğiniz şekilde her sene resitallerimiz, sınavlarımız oluyor. Çocukların Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı diploması için imtihanlara, sınavlara giriyorlar. Ayrıca İngiltere'den öğretmenlerimiz geliyor. Royal Academy of Dancing'in bir temsilcisi olduğum için ben çocuklarım onlardan da faydalanarak onların sınavlarına da girip uluslararası diploma alma şansına sahip oluyorlar. Tabii çok çalışıyorlar. Haftada 3 gün aşağı yukarı bir 3-4 saat ilk gelişlerinde. Daha sonra bunlar artıyor işte. Haftada 8 saat falan çalışıyorlar. Tabii başarılı oluyorlar. Emek isteyen bir iş. Kolay değil tabii. Ama severek ve isteyerek yapıyoruz. Güzel güzel genç kızlarımızı bu şekilde yetiştiriyoruz. Türkiye'de evet, bu sıkıntılı dönemlerde bu tür etkinliklere herkesin yani çağdaş olan, cumhuriyet yanlısı, işte özgürlüğü düşünen, barışı düşünen herkesin destek vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çocuklarımızın özgürlüğü için aydın bir şekilde yetişmesi için bu tür etkinliklerde her zaman arkalarında olacağız. Ve bu tür sanatla ilgilenen okulları, özel olsun, kamu olsun, bütün okulların arkasında olmamız gerekiyor. Çocukların, sadece çocukların da değil aslında, o kadar emek var ki burada, bu emekleri es geçemeyiz. Bu emeğin duyurmamız gerekir. Birbirimize bir şekilde iletmemiz gerekir. Mesela 19'unda İstanbul'da bir gösterileri daha var. Ve elimizden geldiğince insanları oraya toplamamız lazım. Şu emeğin herkesin görmesi için. Böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ve ben Songür Bale Kursu'na, Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'ne yalnız bırakmadı. Bizi davet etti. Bize destek verdiler. Biz tabii buradaki emeğe
hiçbir şekilde yetişemeyiz. Ben onlara gönülden çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da dayanışma. Tabii ki dayanışma, ama her zaman bir arada olmamız için bu bir ilkti. Her zaman bir arada olacağımıza inanıyorum ben.